Bir an kendinizi Kemal Kurkut'un annesinin yerine koyun. Eşinizi erken kaybetmişsiniz. Dört evladı işçilik yaparak büyütmüşsünüz. En büyüğü hapislikle üniversitede tanışmış. Öğretmen olan küçüğü KHK ile ihraç edilmiş. En küçükleri Kemal güzel sanatlarda keman okurken 10 Ekim'de 107 kişinin öldüğü saldırıdan kıl payı kurtulmuş. Psikolojik tedaviyle kendine gelmiş. Allah bize bağışladı demiştir annesi ama derdi bitmemiş. 2017 Nevruz'unda bayrama giden 22 yaşındaki oğlunun canlı bomba sanılarak öldürüldüğü haberini almış. Güphe gündüz, herkesin ve kameraların gözü önünde ve Kemal silahsız olduğunu kanıtlamak için yarı çıplak soyunmuşken 24 polis arasında hedef alınarak sırtından vurularak. Sonra oğlunuzun vuruluş anının fotoğraflarını görseniz Kurşunu sıkanın değil, fotoğrafı çekenin suçlanıp yargılandığını bilseniz ne hissederdiniz? Suçluların cezalandırıldığını görmek acınızı dindirmezdi belki ama yüreğinizi soğuturdu hiç olmazsa. O da olmadı. Herkesin gözü önünde işlenen cinayetin faili bulunamadı. Suçlanan tek poliste bir gün bile tutuklanmadı. Soruşturmayı o tek polisin mesai arkadaşları yürüttü. Sican Ana... Her duruşmaya gittiğinde salonu dolduran polislerin yargılanan arkadaşlarını kutladığını izledi. Sanık polisin ateş açan diğer polisler de dosyada olsa suçsuz olduğum görülecekti dediğini, yani katilleri bildiğini işitti. Sonra beraat kararına öğrendi. Kemal herkesin gözü önünde öldürüldüğünü ispatlayamamıştı. Tekrar sorayım. Bir anne olarak bu devletin katilleri koruma siyasetine, bu cezasızlık politikasına, bu suç ortaklığına, kurbanların harcanıp katillerin aklanmasına, bu siz suç işleyin mahkemeyi biz hallederiz güvencesine lanet etmez miydiniz? Bu ülkeden tamamen umudu kesip yurt dışına gitmeye ya da dağa çıkmaya karar verenlere niye diye sorar mıydınız? Adalet yerini bulsun da gerekirse kıyamet kopsun diyen Adalet Bakanı'na gel Diyarbakır'a da gör kıyameti demez miydiniz? Hukuk reformuymuş. Sican anaların bedduasıyla devrilince göreceksiniz siz hukuk reformunu.